Söylesene, senin sorunun ne Ayza? Neden sürekli ağlıyorsun? Şurada 2 dakika huzur içinde oturup işimi yapamıyorum. Resmen hayatımı cehenneme çevirdim. Asıl sen benim hayatımı cehenneme çevirdin. Bunları söylemek için mi benimle evlendin? Ne kadar ilgisiz olabildiğini göstermek için. Bunun sorumlusu ben değilim. Hep aynı tartışmalar, hep aynı şikayetler, hep aynı kısır döngü. Bıktım artık Ayza. Nereye kadar burada kalıp seni rahatlatabilirim acaba? Nereye kadar, sen söyle. Sürekli işimi yapmama engel oluyorsun. Tek yaptığın bu. Bak, benim artık böyle şeylere tahammülüm kalmadı. Anladın mı? Benden daha fazla sabır bekleme. Sen ne demek istiyorsun? Demek istediğim çok açık. Eğer bir evlilik giderek ızdıraba dönüşüyorsa bunu iki tarafı tüketmeden önce sonlandırmak yapılacak en doğru şeydir. Ben bu evliliği bitirmek istiyorum.
Alo. Alo, Hayır. Benim Faris, nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyi değilim. Ben demek istediğim, baban evlenme teklifime henüz bir cevap vermedi. O yüzden demek istediğim bu da beni biraz tedirgin ediyor. Ya kabul etmezse? Alo Hayya. Buradayım. Dinliyorum. Ne için bir şey söylemiyorsun? Ne diyeyim ki? Olumlu bir şey. Hiç fena olmaz. Alo Hayya. Hayya. Bak Faris, benden sana umut vermemi bekleme. Çünkü ileride beni suçlayacağın bir duruma düşmek istemiyorum. Bu teklifle ilgili babamın kararı ne olursa olsun arkasında olacağım. Bir baba hiçbir zaman çocuklarının kötülüğünü istemez. Babam bu teklifi geri çevirirse onu asla sorgulamayacağım. Her kararını saygıyla karşılayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.